Evet, İzlen Hoca'nın evimize hoş geldiniz efendim. Yavaş yavaş yılı tamamlıyoruz. Bir yılı daha geride bırakıyoruz, acısıyla tatlısıyla. 2023 elbette bizim için zor bir yıl oldu. Özellikle yılın hemen başında, Şubat ayı 6 Şubat'ta Türkiye'de meydana gelen deprem. Bu depremde bizimle ilgili yani olayın doğrudan bizi ilgilendiren boyutu, çocuklarımızın Gazi Mağusa Türk Mahalli Koleji öğrencilerinin ve öğretmenlerinin, velilerinin İSİAS'da, Adıyaman'da İSİAS Oteli'nin enkazın altında kalmaları, hayatlarını kaybetmeleri 1974'ten sonra yaşadığımız en büyük acı olarak tarihlere geçti. Tabii 2023'ün kendi içinde bir takım yine ekonomik, sosyal, dünyadaki savaşlar, bölgesel krizler bunların içerisinde geçti gitti. Siyaseten de aslında genelde mecliste, meclisin yasama boyutunda işte ya da genel hükümet boyutu, zaman zaman siyasi partilerin kendi içindeki boyutu. Tüm bunları çok değerli bir genelse eterimize, bir milletvekilimizle konuşacağız. Davet ettik, o da bizi kırmadı ve geldiler. Birazcık 2023'ün onların bakış açısıyla özetini yapalım. 2024'ten pek beklentilerini, çünkü hükümetin şu an büyük ortağı Ulusal Birlik Partisi'nin genelse eteri olarak Sayın Oğuzhan Asiboğlu'nun, eminiz ki bu konuda bir takım mütalaları, görüşleri, tespitleri, önerileri vardır. Sayın Oğuzhan Asiboğlu canlı konumuz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Levent Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sağ olun. İyiyiz. Şimdi girişte de tabii ki siz hem Gazi Mağusa milletvekili ve bu orada hayatını kaybeden çocuklarımızın, ailelerinin yakından, çoğunluğuyla yakından bir yıllardan kentin içinden kalma bir yakınlığınız var. Elbette siyasi sorumluluk ama biraz da yani bir insani sorumluluk da göz önüne biliyorum. Yani tüm Gazi Mağusa milletvekillerinin bu konuda bir ayrı bir hassasiyet gösterdiğini biliyoruz ama tabii olayın hukuki boyutu içerisinde sizin Adıyaman'daki 2-3 kez Adıyaman'a gittiğinizi hatırlıyorum. Depremle ilgili araştırma komitesinin de başındasınız. Yani hukukçu oluşan. Tüm bunları konuşacağız. Çünkü yakın döneme ilişkin herkesin siyasetle ilgili bir beklentisi var. 3 Ocak'ta dava başlıyor. Sanırım hep birlikte oradayız. Yanlış konuşmamam gerekirse. Ama ben öncelikle sizin için, Oğuzhan Asiboğlu için, yani siyaseten, hukuken, meclis, parti, 2023 sizce nasıl geçti efendim? Tabii 2023 aslında sizin de yaptığınız girişte belirttiğiniz üzere iyi geçmedi maalesef. Büyük bir felaket yaşadık. 6 Şubat depremini yaşadık. Ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nde 50 bin üzerinde kardeşimizin, vatandaşımızın rahmetlendiği büyük bir felaket yaşadık. 11 ili etkiledi. Tabii Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir ülke. Bu yaraların sarılması anlamında çok ciddi hamleler gerçekleşti. Biz İSİAS davası özelinde iki kez Ankara'ya, Adıyaman'a ve Hatay'a, biliyorsunuz sadece Adıyaman'da vatandaşlarımız hayatını kaybetmedi. Hatay'da, Kırıkhan'da da hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Ve bu depremle ilgili mecliste oluşturduğumuz komite buradaki yargı sürecini de takip ediyor. Tabii ilk dava 3 Ocak İSİAS'ta başlıyor. Ama yaptığımız ziyaretlerde hızlı bir şekilde gerek kentsel dönüşüm anlamında, binaların yapılması anlamında, tekrar hayatın, insanlarımızın orada yeniden ticari hayatlarına, sosyal hayatlarına başlaması anlamında çok ciddi, hızlı bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin bu yaraları sardığını görüyoruz. Evet. Gittiğimiz dönemde AFAD'ı da ziyaret ettik. Orada da yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldık. Tabii ki bir daha böyle bir felaketin yaşanmasını istemeyiz. En büyük temennimiz bu olacaktır 2024 yılı için. Barış çok önemli. 2023 maalesef güçlü devletlerin güçsüzleri, mazlumları katlettiği yıl oldu. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail-Filistin, İsrail'in Filistin'i işgal etmesi, evet, ve suçsuz insanları öldürmesi bu anlamda büyük bir trajediydi. Hala daha da bu süreç devam ediyor. Temennimiz 2024'te dünyaya
barışın gelmesi. Çünkü eskiden derdik işte Kıbrıs'ta hepimiz aynı gemideyiz. Aslında dünyada hepimiz aynı gemideyiz. Herhangi bir felaket, herhangi bir savaş herkesi etkiliyor. Öncelikle tabii ki insanların ölmesi en büyük acı. Ama bu daha sonra ekonomiyi de etkiliyor, sosyal ilişkileri de etkiliyor. Ve ciddi anlamda dünyada bir travma yaşanıyor. Bir domine etkisi yaratabilecek boyuta gelebiliyor. Dolayısıyla burada sağduyu önemli. Dünya devletlerinin atacağı adımlar önemli. Aslında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünya beşten büyüktür ifadesi aslında burada da geçerli. Sadece Kıbrıs özelinde, biz onu Kıbrıs özelinde yorumluyoruz ama aslında burada geçerli. Çünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden hala daha Filistinli insanlara yardım konusu olsun, ateşkes konusu olsun bir karar çıkamadı. Çünkü burada çıkarlar ön plana çıkıyor. Her ülke, her devlet kendi çıkarını ön plana çıkarıyor. Tıpkı Kıbrıs meselesinde zamanında aldıkları Güvenlik Konseyi kararlarında olduğu gibi. Evet. Umarım 2024 bunun kırılacağı bir yıl olur. Adaletin ve hakkaniyetin geleceği bir yıl olur. Adaleti ben hem dünya genelinde önemsiyorum. Birleşmiş Milletler bağlamında önemsiyorum. İnsan hakları bağlamında önemsiyorum. Hem de adaleti 2024 yılı için, İSİAS davası için istiyorum. Buradaki adalet erken bir adalet olacak. Öyle gözüküyor. Çünkü 3 Ocak'ta 3 gün üst üste dava başlıyor. Türkiye Cumhuriyeti devletinin yargısına tabii ki güveniyoruz. Ama sonuçta bu bir yargı mücadelesi. Önce sanık avukatları ve sanıklar dinlenecek. 5 tane tutuklu var biliyorsunuz. Onlar kendi argümanlarını ortaya koyacak. Şampiyon meleklerimizin avukatları da karşı argümanları ve iddianameyi destekleyici argümanları ortaya koyacak. Ve tabii ki hukuki vasıflandırma anlamında da olası kasta sokacak mütalalar, yorumlar getirecekler hukuki boyutuyla. Dolayısıyla ben 2024 yılı için hem dünya genelinde hem de İSİAS davası özelinde adalet diyorum. Adaletin gerçekleşmesini temenni ediyorum. Tabii ki giden şampiyon meleklerimizi geri getirmeyecek ama biliyoruz, hissediyoruz ki o acı bir nebze olsun dinecek. Adalete herkesin ihtiyacı var ve adaletin gerçekleşmesi için de biz siyasiler olarak, meclis komitesi olarak orada olacağız. Başbakanımız, bazı bakanlarımızla birlikte orada olacak. Bütün aileler orada olacak. Bir uçak ayarlandı. Bütün ayarlamalar başbakanlık tarafından, başbakanımız tarafından ayarlandı. Meclis heyetiyle biz de orada olacağız ve 3 gün üst üste bu duruşmaları takip edeceğiz. Şimdi Oğuzhan Bey, hukuki açıdan yani mesleğiniz özelinde, şimdi tabii yargı süreciyle ilgili yorum, mütalaa yapmak kolay değil önceden. Ortaya çıkan tespitler, durumlar ışığında ben şimdi bu olası kast ifadesinin iddianameye girmemesi tabii ki aileler arasında birazcık moralleri bozdu. Ama bu süreç içerisinde işte olası kastın iddianameye girebileceği şeklinde bir takım beklentileri var. Barolar Birliği Başkanı Sayın Hasan Esendağlı'nın yani bu sürecin, hukuk sürecinin bir emsal, Türkiye'de bir ilk olduğu, ilk olacağı, ilk kez böyle bir sürecin gerçekleştiği ve bir emsal teşkil edeceğini vurguluyor. Baktığınızda ama ifadeniz içerisinde çok önemli bir ifade var. Onu tekrar yani beklenenden erken bir karar çıkabilir şeklinde bir yorumunuz var. Tüm bunlara baktığınızda adalet yani yargı süreciyle ilgili öngörünüz ne olur, tahmininiz ne olur efendim? Şimdi beklentimiz tabii 2024 yılı içerisinde bunun tamamlanıp kararların açıklanmasıdır. Evet. Beklentimiz bu yöndedir. Çünkü 3 Ocak'ta başlıyor, hızlı bir şekilde bu yargılama oluyor. Tabii ki süreç içerisinde bu devam edecek. Ama burada daha başka bilirkişi raporları belki gündeme gelebilir. Şu anki
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin bilirkişi raporuna baktığınız zaman burada bir cinayet işlendi diyebiliyorsunuz. Evet. Çünkü bir kere malzemeden çalınmış kolonlar, kaçak kat, asma tavan, başlangıçtaki inşaat ruhsatı apartman olarak daha sonra otele dönmüş. Yani bir kişinin başka kişinin ölümüne sebebiyet verme noktasında müteahhitlik anlamında ve işte mal sahipliği anlamında söylüyorum bunu. Ne gerekiyorsa yapılmış. Hani diyemezsiniz işte ben işte kaçak kat çıktım. Kat ekledim. Ama işte bir deprem olması durumunda bunun yıkılıp da insanların öleceğini öngöremezdim diye bir iddiada bu bilirkişi raporuna ve bu iddianameye baktığınız zaman söyleyemezsiniz. Çünkü adam deniz kumu, deniz çakılı kullanmış. Demirlerin kalitesi normal standartların çok altında. Evet. Yani malzemeden çalmış ciddi anlamda. Niye yapmış bunu? 3 kuruş, 5 kuruş daha fazla para kazanmak için. E değer mi? Değmez. İşte Adıyaman'ın internetlerde girdiğiniz zaman aranan en önemli otellerinden biri. 4 yıldızlı otel. Herkes de oraya koşmuş. Çok güzel de bunun makyajını yapmış. Ama altı boş. Deprem olduğu anda bir kum yığınına dönüşen binadan bahsediyoruz. Biz iki kez gittik oraya. Etraftaki binalar sapasağlam. Ortada bu İsyas Oteli tamamen bir kum yığınına dönüşmüş. E bunun mutlaka teknik bir izahı vardır. O da zaten Karadeniz Teknik Üniversitesi raporunda çok sarih, çok net bir şekilde izah edilmiştir. Buradaki aslında avukatlara, savcıya çok önemli bir görev düşüyor. Neden? Çünkü burada hukuki bir yorumlama, vasıflandırma dediğimiz bir yorumlama süreci gerçekleşecek yargılama safhasında. O da olası taksirden kasta dönüştürecek bir mütalayı, bir izahatı yargıçların kafasında yaratmaları lazım ve yargıçları bu noktada ikna etmeleri lazım ki kasttan hüküm verebilsinler. Bu noktada tabii ki önemlidir hukuki anlamda. Bu hep beraber orada olacağız. Ben de görevliyim. Yani tarihi bir süreç. Umarız adaletin tecelli ettiği ve sizin de söylediğiniz gibi elbette bu suçlular geri gelmez. Ancak yargının en ağır cezayı vererek raporlara, bilirkişi raporlarına, üniversite raporlarına geçmiş. Son çıkan haberlerde de yani bayağı pek çok nokta önemsenmemiş. Sadece dış makyajıyla bir hale getirmiş. Bu konuda önümüzdeki süreç elbette önemli. İzleyip göreceğiz efendim. Bu konuda eklemek istediğiniz bir şey var mı? Dediğiniz gibi 3 Ocak'ta 3 gün boyunca oradayız. Süreci takip edeceğiz. Tabii ki bizim yargıya müdahale diye bir adımımız, irademiz söz konusu değil ama ciddi anlamda burada bir Türkiye kamuoyunda da bir farkındalık evet. yaratıldı. Hem siyasiler nezdinde hem kamuoyunda burada Şampiyon Milletler Derneği'ni de ben tebrik etmek isterim. Çok ciddi bir şekilde sahiplendiler bu olayı. Gerek sosyal medya olsun, gerek avukatları, siyasilerle, bizlerle teması tam bir ahenk içerisinde bir tek vücut olduk. 3 Ocak'ta da orada tek vücut olacağız. Bir bütün olacağız ve ailelerimizin yanında olacağız. Şimdi siz yani içinde bulunduğunuz Uluslararası Partisi Genel Sekreterlik Görevi içerisinde değerlendirme yaptığınız en çok konulardan biri Kıbrıs konusuyla ilgili sıcak gelişmeleri hemen hemen yakından takip ediyorsunuz ve bu konuyla ilgili pek çok kez görüşlerinizi ortaya koyuyorsunuz. Sürdürülen eşit egemen egemenliğe, eşitliğe dayalı yeni politikaya desteğinizi ki zaten Cenevre'de de siz de oradaydınız. Tam yayına girmeden önce yine bu konuda işte Rum basınında 2024 yılında Kıbrıs konusunda suların çalkalanacağı hareketli bir dönem olacağı şeklinde bir takım haberler var.
İşte BEM'in özel temsilciyi, ki Sayın Cumhurbaşkanı bunu kişisel temsilci diye vurguluyor. Yani Kıbrıs'ın tarafı kişisel temsilci diye böyle bir atölye yapıyor. Sizin 2024 yılı içerisinde Kıbrıs konusunda beklediğimizin dışında çok farklı bir süreç, farklı bir durum bekler misiniz Oğuzhan Bey? Güney Kıbrıs Rum yönetimi şöyle bir çaba içerisinde, yani yüzünü kurtarmaya çalışıyor. İşte tekrar masa kurulsun, tekrar görüşmeye başlayalım. Bu aslında dostlar alışverişte görsün taktiğidir. Ki Anastasiadis bunu çok iyi oynuyordu. Şimdi de bu görevi Hristodoulidis devraldı. İşte biz masadan kaçmıyoruz. Kaldığı yerden federasyon görüşmelerine devam edelim. Ki Avrupa Birliği nezdinde, Birleşmiş Milletler nezdinde işte kafaları ağrımasın. İşte biz gittiğimizde Avrupa Parlamentosu'na bize sorsunlar federasyon görüşmeleri nasıl gidiyor. Biz de dostlar alışverişte görsün demeye devam edelim. Bizi bu oyunun içine çekmeye çalışıyorlar. Ama aslında bu sefer farklı olması gerekiyor. Cenevre'ye gittiğimizde Guterres bunu aslında yüzümüze söyledi, raporunda da belirtti. Bu sefer farklı olmalı dedi. Çünkü farklı olmazsa aynı şeyleri, aynı yöntemlerle, aynı parametrelerde konuşmaya devam edersek Kıbrıs konusunda bir çözüme varamayız. Bir çıkış noktası da bulamayız. Dolayısıyla farklı şeylerin başında da uluslararası eşit statümüz geliyor. Egemen eşitliğimiz geliyor. Ki bu makul bir taleptir. Biz var olmayan bir hakkımızı talep etmiyoruz. Kazanılmış bir hak, hukukta müktesep hak dediğimiz bu hakkımızı talep ediyoruz aslında ve bunun masada olmasını istiyoruz. Bunca geçen başarısız federasyon görüşmeleri sürecinden sonra aslında bu talebimiz son derece makul ve son derece doğru zamanda atılmış bir adımdır. Hani bunu 5 sene önce, 8 sene önce atsaydık, dur bakalım daha federasyondaki süreç bitmedi diyebilirlerdi bize. Ama o süreç bitti. Nerede bitti? 2017 Crans-Montana'da bitti. Her şeyi görüştük çünkü. Daha önce bizi suçluyorlardı. İşte haritayı aşmadınız. Rumlar en fazla hangi bölgeleri onlara geri vereceğinizi görmek istiyorlardı. 2017'de o da açıldı. Bazı taktikler, hataları yapıldı, ayrı konu. Haritayı açtığımız zaman bir takvim elde etmemiz gerekiyordu diye düşünüyordum ben. Hani haritayı da açtık. Güvenlik ve garantileri de görüşmedik. Onları da görüştük 2017'de. Altı başlıktan görüşülmedik, hiçbir şey kalmadı. Esasına ilişkin hem de. Bütün detayına ilişkin. Şimdi biz bu süreci tüketmedik mi? Tükettik. Masayı kim devirdi? Anastasiadis'le beraber Hristodoulidis. İkisi birden attılar tekmeyi ve devirdiler. Evet. Ne dediler? Eğer benim anlaşmamı imzalamayı istiyorsan adada tek bir Türk askeri kalmayacak. Türkiye'nin de müdahale hakkı, garantörlük hakkı son bulacak dedi. Daha fazla toprak istedi. Siyasal eşitliği kabul etmedi. Bakın 3 tane önemli parametre söylüyorum. Bunların üçünü de kabul etmeyince şimdi ben oturup da neyi görüşeceğim? Ben Güney Kıbrıs Rum yönetiminden bir olumlu bir sinyal mi aldım? Ercan'ın uluslararası uçuşa açılışına onay mı verdiler? Örneğin. Veya bizim eşitliğimizi mi kabul ettiler? Veya egemenliğimizi mi kabul ettiler? Bir adım Rumlardan gelmesi gerekiyor. Birleşmiş Milletler'in kişisel temsilcisi Bayan Kueller sondajını yapsın. Ortak zemin var mı yok mu noktasında olacaktır bu da. Beklemesinler bizden tekrardan federasyonu görüşmek üzere masaya oturalım ve o Rum tarafının oyununa gelelim ve bizi masaya hapsetsinler. Uyutsunlar bizi. Bu aslında bir fanusa benzetirim. O fanusun içinde aynı şeyleri görüşmeye devam edersiniz. İşte siyasal eşitlikten ben bunu anlarım, sen bunu anlıyorsun. İki bölgelilikten sen bunu anlıyorsun, ben bunu anlıyorum. Bu tartışmalar tüketildi artık. Ve sonuç alınamayacağı da aşikardır. Dolayısıyla buradaki yeni pozisyonumuz üzerinde biz 2024 yılı içerisinde ısrar etmeye devam edeceğiz. Demin de dediğim gibi son derece makul ve doğru zamanda atılmış bir hakkımızdır. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin Yunanistan'dan yakınlaşmasından rahatsız olmayız. Türkiye Cumhuriyeti bütün dünya devletleriyle en iyi iletişimi kurabilen ender dünya ülkelerinden biridir. Yunanistan'dan da yakınlaşma olsun. Biz bundan
rahatsızlık duymayız. Ama bunu Güney Kıbrıs Rum yönetiminin de suistimal etmesine ne biz ne Türkiye Cumhuriyeti imkan verir. Şöyle söyleyeyim. Buyurun. Christodoulos can atıyor ya, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan görüşmek üzere. Böyle bir görüşme olabilmesi için bilmeleri gerekir ki bizim Cumhurbaşkanımız Sayın Tatar'ın da Yunanistan Başkanı ile görüşmesi gerekir. Karşılıklılık bunu gerektirir. Onlar can atsınlar, bizi devre dışı bırakmaya çalışsınlar. Taktik bu. İşte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kim? Onlar özne olamaz. Gelin biz Türkiye olarak Yunanistan'ı da devreye sokalım. Hazır Türkiye Yunanistan da yakınlaşmışken biz üçümüz bu işi halledelim. Böyle bir dünya yoktur. Böyle bir görüşme zeminine de zaten Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin de açıklamaları ortada. İmkan verilmeyeceği aşikardır. 2024 yılında Güney Kıbrıs Rum yönetimi bunu delmeye çalışacak. Tekrar masaya dönelim. Dünyaya şirin görünelim. Hepimiz Kıbrıslıyız. Tekrar masa kurulsun, federasyonu görüşelim. Bu arada da Yunanistan'ı devreye sokarak Türkiye ile bir şekilde ilişki içerisine girmeye çalışacak. Bu şekilde bir manevra bekliyoruz onlardan. Ama tabii bu süreci suistimal etmesine yine de izin vermeyiz diye bir vurgunuz var. Bunu da not aldık. Bu suistimal konusu tabii aslında tam bunu soracaktım ben. Türkiye'nin dış politikasında, Kıbrıs'la ilgili dış politikasında bir farklılık, bir değişim öngörür müsünüz 2024 yılı içerisinde? Şimdi burada bir politika belirlendi. Egemen eşitlik ve uluslararası eşit statü. Birleşmiş Milletler'in artık kayıtlarına girdi. Sayın Cumhurbaşkanımızdan birlikte Cenevre'de bunun hazırlanma sürecinde bizler de yer aldık. Mutfak çalışmasında. Ve bu öneri ortaya çıktı. Evet. Şimdi bu öneriye tabii o zaman Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu da oradaydı. Türkiye Cumhuriyeti'ne destek verdi ve destek vermeye devam ediyor. Bunu değiştirecek büyük bir önemli gelişme ben beklemiyorum. Hani Türkiye Cumhuriyeti'nin tabii ki dış meseleleri var. Amerika ile ilişkileri var. Yunanistan'la, Avrupa Birliği ile, işte NATO ile, Kıbrıs'ta. Ama Kıbrıs bir milli davadır. Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer konularda yapacağı müzakerelere, alverlere tabi olacak bir mesele değil. Kıbrıs, biz hem anavatan Türkiye Cumhuriyeti'miz bunu böyle görüyor, hem biz bunu böyle görüyoruz. Bunu bir milli dava olarak görüyoruz. Dolayısıyla bu pozisyonumuzdan da geri adım atmamızı gerektirecek bir gelişme. Ancak Güney Kıbrıs Rum yönetimi aklını başına koyar ve derse ki ya ada etrafındaki evet doğalgaz, petrol var, kaynaklar var. Gelin bunu beraber paylaşalım. Senin de egemenlik hakkın var. Senin de deniz yetki alanların var. Ki Birleşmiş Milletler raporuna girmiştir bu konu. Ada etrafındaki doğal kaynaklarda, zenginliklerde Kıbrıs Rumların ve Kıbrıs Türklerin hakları vardır diye. 1982 Deniz Hukuku Konvansiyonu da bunu emrediyor. İlgili taraflar oturur, hakkaniyet prensipleri uyarınca otururlar, hakça paylaşım yaparlar. İşte bunu dediği zaman Güney Kıbrıs Rum yönetimi, bunu bir örnek olarak veriyorum. İşte o zaman masanın kurulması için bir ön bir adım atılmış olur. Çünkü eğer bir çözüm olacaksa bu egemen eşitlik üzerinde olacak ve her iki taraf da birbirinin egemenliğine saygı gösterecek. Deniz yetki alanlarındaki paylaşım da işte bunun için bir örnek. Anastasiadis bize ilk bu öneriyi yaptığımız zaman ne demişti biliyor musunuz? Masada böyle karşılıklı. Ne münasebet dedi. Ben size mi soracağım dedi. Sayın Erol'una söylüyor bunu. Biz de yanındayız. Kudret Bey de var. Ne münasebet dedi. Ben size mi soracağım? Benim dedi egemen bu adada. Ben yani
Siz zannediyorsunuz Shell'le, Exxon'la, Mobil'le ben anlaşma yaparken ben size mi soracağım? Veya Mısır'la, İsrail'le boru hattıyla ilgili veya petrol aramalarıyla ilgili bir anlaşma yaparken size mi soracağım dedi. Ne münasebet dedi. Egemen benim dedi. Ha bir gün çözüm olursa bankada da hesap açarım. Bakın bunu masada söylüyoruz. Zihniyetlerine bakın. Çözüm olursa size düşen yıllar sonra pay neyse paranızı da hesaba yatırırım. Ama ben yatırırım. Benim egemen. İşte Kıbrıs meselesi bu egemenlik meselesidir. Bir statü meselesidir. Ve bunu da aşabilmemiz Güney Kıbrıs Rum yönetimi bu zihniyette olduğu müddetçe mümkün değildir. O yüzden hayal aleminde ana muhalefet olsun, bazı diğer partiler olsun bu zihniyeti onlar da biliyorlar bu zihniyette olduklarını ama hala daha hayal aleminde tek alternatif federasyon demeye devam ediyorlar. İşte yaşadığım canlı bir örneği verdim. Bu zihniyetlerine değişiklik oldu mu? Aristoteles çıktı ve dedi ki ya gelin paylaşalım bu şeyi, siz de gelin ortak olun. Beraber gidelim konuşalım, bir fon oluşturalım, bir komite oluşturalım. Bakın Sayın Ersin Tatar'ın da önerisi bu konuda hala masadadır. Gelin bir komite oluşturalım, bu paylaşımı nasıl yapacağımızı konuşalım. Daha önce Akıncı da yapmıştı, Sayın Akıncı da yapmıştı öneriyi. Sayın Eroğlu ilk yapmıştı 2011 yılında. 2011, 2013, 2019 en son Sayın Tatar da yaptı. 4 kez yaptık bu öneriyi, komite önerisini. Gelin bir komite kuralım ve aday etrafındaki zenginlikleri nasıl paylaşacağımızı konuşalım. Her defasında hayır dediler. Olsan Bey, süremiz yavaş yavaş azalıyor. Ben birazcık da iç konulara dönmek isterim 2023'ü yorumlarken sizden. Meclisin yasama performansını 2023'te nasıl yorumlarsınız? Çok iyi yorumlarım. Komitedeki arkadaşlarımız, komiteler gayet iyi çalıştı. Önemli yasalar geçti. Kendi adıma tabii daha önceki dönemde uzun yıllar komitelerin tozlu raflarında beklemiş bir bilişim suçları yasası vardı. Onu geçirmiştik. En son hal yasası vardı. Tam 16 yıldır bekliyordu. Değişik hükümetler, değişik komite başkanları. Şimdi tüzükleri hazırlıyor Ekonomi Enerji Bakanlığı. En son bütçeyle birlikte suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi yasası geçti. Pek de aslında kamuoyunda her nedense çok fazla dillendirilmedi. Bütçenin arasında kaynadı gitti ama çok önemli bir yasa. Bana göre çok önemli bir yasa. Zaten var olan bir yasayı tadil ettik aslında. Evet. Burada suç geliri dediğimiz kavram işte toplumda kara para olarak da bazen nitelendirilir. Aslında kaynağı suç olan suç bir suçu oluşturacak eylemle elde edilen bir para ve bunu yapanın da bir kazanç elde etmesi. Yani iki tane kriteri var aslında. Bir suç olacak bu işte uyuşturucu veya işte bir silah ticareti gayri yasal bir şekilde ki o da eklendi yasaya. Daha önce yoktu. Burada tabii kimlere önemli görevler düşüyor? Sonuçta müşterini tanı prensibi önemli burada. Siz bir şekilde iş yaptığınız, danışmanlığını yaptığınız, muhasebesini tuttuğunuz o müşterinizi aslında bir anlamda tanıma yükümlülüğü. Tabii ki bazen bilemezsiniz. Adam gelir size temiz kağıdıyla da gelir. Ama perde gerisinde büyük bir suçtan elde ettiği bir fon vardır, bir gelir vardır ve bunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yatırır. Şimdi tabii bunu bilemeyebilirsiniz ama şüphe duyarsanız dahi bu yasa bunu idareye bildirme yükümlülüğünü getiriyor. İdare araştıracak. Bir önemli değişiklik idare araştırdı ve bir suç unsuru tespit etti.
gel bakalım dedi buraya. İşte Brundel miydi? Bir tane yabancı bir şey vardı. İhraç da edildi, deport da edildi. Gel bakalım buraya. Böyle bir iddia var. İspat külfeti yer değiştirdi bu yeni yasayla. Eskiden aleyhine suç isnat edilen kişiye karşı idare ispat etme yükümlülüğündeydi. Şimdi hakkında böyle bir iddia var. Sen kara para aklıyorsun. Bu elde ettiğin, bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yatırdığın bu para veya bu bankaya transfer ettiğin bu para suç geliriyle elde ettin. İspat külfeti o parayı transfer edendedir şimdi. Bu önemli bir radikal değişiklik bu yeni yasayla. Ve herkes tabii ki ceza hukukunda bilmemek mazeret değildir. Yaptığınız eylemin suç olduğunu bilmek durumundasınız. Ama size bir bankalara da özellikle büyük bir yükümlülük düşüyor tabii burada. Bir para geldiği zaman eğer bir şüphe duyuyorsanız dahi bunu hemen idareye bildirmeniz gerekiyor. Bütçeyle birlikte bu yasa da geçti. Önemli bir yasa tadilatı aslında. Yasa vardı ama bunun bazı tadilat yapıldı bazı maddelerinde. 2024 yılında siyaseten beklentiniz nedir? Mesela en önemli gelişmelerden biri, tarihi belli olmasa da 2024 yılı içerisinde bir Ulusal Partisi kurultayı bekleniyor. Ve Sayın Genel Başkan Eylül ayını işaret ediyor. Tabii Ulusal Partisi kurultay demek, ülke siyasetinin %50'sinin potansiyelinin burada yorulacağı demek. Yani büyük bir 10-15 bin üyesi olan bir siyasi parti içerisinde, yani bunu sadece UBP'yi değil, ülkeyi ilgilendiren bir de boyutuna varıyor. Yani ben siyaset özelinde, UBP özelinde değil, 2024'te sizin siyaseten beklentiniz nedir ülke için, yakın gelecek için? Ulusal Birlik Partisi'ni sordunuz. Ben Ulusal Birlik Partisi için 2024 yılının icraat ve demokrasi yılı olmasını temenni ediyorum. Hem ülkesel anlamda bir seçimin olmadığı, tertemiz icraatların yapılacağı, başlanılan Başbakanımız Sayın Ünal Üstel'in başarıyla başlattığı icraatlarının devam edeceği ve bir seçimle kesintiye uğramayacağı. Kurultay bizim iç meselemizdir. O ayrı bir konu ama tabii ki. En azından bir yerel seçim yok. Bir cumhurbaşkanlığı seçimi yok. Bir genel seçim yok. Dolayısıyla bu icraatlarımıza devam edeceğimiz, işte hastanelerin tamamlanacağı, yolların tamamlanacağı, sosyal konut projelerinin hızla devam edeceği, kırsal kesim arsalarının, altyapılarının bir tamamlanacağı, kablo ile elektrik konusundaki fizibilite çalışmasının tamamlanıp bir kararın üretileceği, biliyorsunuz büyük projelere Ulusal Birlik Partisi imza atar. Evet. Adamıza suyun gelmesi anavatanımızın desteğiyle Ulusal Birlik Partisi hükümetlerinin eseridir. Elektrik meselesine de yine ikinci asrın projesi diyorum. Sayın Ünal Üstel hükümetiyle gerçekleşeceğini temenni ediyorum. Bütün bu altyapılar, üst yapılar, keza 2024 yılı içerisinde Ulusal Birlik Partisi iktidarda olduğu müddetçe vatandaşımız maaşında herhangi bir eksik alma, geç alma yaşamayacak. Bunu hani daha önce yaşandığı için söylüyorum. Yoksa bu normal, doğal, zaten hükümetlerin yapması gereken bir şey ama gerek hayat pahalılığı olsun, asgari ücret olsun, yabancı yatırımlardan dolayı emlak almakta, daire almakta, ev almakta güçlük yaşayan gençlerimiz olsun, bunlara kredi verilmesi olsun. Bütün bunların 2024 yılı içerisinde gerçekleşeceğini biliyorum. 2024 yılı 2023 yılından daha iyi olacak. Bunun için başta hükümetimiz, bizler en azami gayreti göstereceğiz. Yeter ki demin de ifade ettiğim gibi bir felaketler yılı olmasın, huzur olsun, adalet olsun. Ulusal Birlik Partisi için de demin de dediğim gibi icraat ve demokrasi yılı olsun. 2024 yılı içerisinde kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Öncesinde
229 örgütümüzün seçimi, bütün ilçelerimizin seçimi. Öyle bir baktınız ki ben alışığım. Bu benim üçüncü kurultayım olacak genel sekreter olarak. Dolayısıyla çekişmeli de bizim seçimlerimiz oluyor. Yani bir örgüt başkanlığı seçimi o kadar önemsiyoruz ki örgüt binasının önünde kuyruklar oluşur oy kullanmak için. Bu aslında demokrasi dedim ya çok önemli bir şey siyasal partiler için. Evet. Ve Ulusal Birlik Partisi de örgütleri üzerinde kurulu bir partidir. Teşkilatları üzerinde kurulu bir partidir. 3 yıl boyunca görev ifa edecek örgüt başkanı, ilçe yönetimi arkadaşlarımızın, ilçe yönetim kurulu, kadın kollarımız, gençlik kolları başkanlarının seçimi. Bütün bunlar hep seçimle oluyor ve meşruluğunu da seçimle alıyor. Dolayısıyla demokrasi bittiği anda siyasal parti bitmiş demektir. O yüzden bunu nizasız, ihtilafsız bir şekilde bu seçimleri gerçekleştirmek de bize düşer. Genel merkez olarak da bunu en iyi şekilde gerçekleştireceğiz. Ben şimdi sizin yeni yılınızı kutluyorum. Ailenizin yeni yılınızı kutluyorum. Tüm 2024'ün hepimiz için daha iyi olmasını diliyorum ama ben son bugüne dair son mesajı size bırakıyorum. Siz ne söylemek istersiniz? 2023 maalesef felaketlerle dolu bir yıl oldu. Hep hüzün yaşadık. Acıları paylaştık. 2024 inşallah bu acıların sarıldığı, bu yaraların sarıldığı, adaletin gerçekleştiği, dünyaya huzurun ve barışın geldiği bir yıl olur. Temennimiz budur, arzumuz budur. Vatandaşımız için, ülkemiz için çalışmaya da bu uğurda devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Sizi yeniden burada görmek isteriz. Yeni yılda da 2024 içerisinde de iyi çalışmalar dileriz efendim. Sağ olun. Sağ olun. Kolay gelsin. Değerli izleyenler, Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Gazi Marsa Milletvekili Sayın Oğuzhan Hasiboğlu ile aslında 2023'ü yorumlamasını, bakış açısıyla istedik. Sağ olsunlar bizleri kırmadılar ve 2024'ten beklentisini de hem Ulusal Birlik Partisi özelinde hem ülke siyaset özetinde bizlerle paylaştılar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Yeniden görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın efendim. Fatoş Baykal and Can Gazi hosting Northern Exposure. Zehra Özfaik with The Young Sound. Nevra Çağlar hosting Music Station. Mehriban Yolcukuş hosting Morning Light and Night Waves. Hülya Okay hosting Inspirations. Çiğdem Alageyik with That's Life. Can Gazi hosting Wednesday World with The Gazi and The Breakfast Show. Fatoş Yücesoylu hosting The Blue, Engin Dervişağ and Bora Kondoz with Top 20. Kusey Eleyan hosting Northern Guide in Arabic, Nermin Volkan with Spotlight, Denise Phillips with Radio Angel and the main event. DJ Mike with The Jukebox Show and DJ Roland hosting Blues and Rock Show. Zalihe Talibolulara with Roundup Press Headlines, Fatoş Baykal with North Brochure. ODTÜ Kalte Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi kuruyor. Programın içeriğinde neler var? Girişimcilere neler bekliyor? ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Kalkanlı Teknoloji Vadisi Kalte Direktörü Profesör Doktor Murat Fahrioğlu girişimcinin dünyasına konuk oluyor. Temel Üngör'le Girişimcinin Dünyası Perşembe 18'de BRT 1'de. Kıbrıs Türkünün sesini dünyaya duyurmaya devam ediyoruz.
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu yeni nesil televizyonculukta önce oldu. BRT ile birlikte ülkedeki özel televizyon kanallarının da seslerini dünyaya duyurmalarını sağlayan Kuzey Kıbrıs Smart TV uygulaması şimdi de akıllı telefon ve tabletlerde. Tüm Android ve iOS uygulamalarında yer alan Kuzey Kıbrıs Smart TV ücretsiz olarak artık her an sizinle. Bir umudu olmalı her çocuğun. SOS Çocuk Köyü Derneği yeni yıl dönemi kampanyasıyla tüm halka destek çağrısı yapıyor. 30 yıldır biyolojik aile bakımını kaybeden veya kaybetme riski taşıyan yüzlerce çocuğa bakım ve destek veren SOS Çocuk Köyü Derneği'nin çalışmaları, projeleri, kampanyaları. SOS Çocuk Köyü Derneği Program Müdürü Ahmet Akarsu söyleyecek sözümüz var'a konuk oluyor. Sevil Özlü ile söyleyecek sözümüz var. Perşembe 20'de BRT 1'de. Kuzey Kıbrıs yayın platformlarına bir yenisi daha ekleniyor. DVB-T. Bu platformda karasal yayınları dijital HD yayın kalitesinde izlemek mümkün. Kuzey Kıbrıs'ta Türkiye kanallarının yayınları DVB-T yayın paketinde. Fotoğraf sanatının farklı tekniklerini vizörümüzden yansıtmaya devam ediyoruz. Bugün Zahra Sokağı tercih ettik ve konumuz alan derinliği. Hasan Bağlar'ın vizöründen, farklı açılardan, farklı kadrajlardan ekranlara yansıyacak fotoğraflarımız var. Keyifli seyirler. Thank you.